Hoş geldiniz. Merhaba, Onur Bey'le görüşecektim. İsim alabilir miyim? Reklam ajansından geliyorum, Seçil Tan. Onur Bey sizi bekliyorlardı. Siz buyurun, ben haber veriyorum. Çok mersi. Gel. Seçil Hanım, hoş geldiniz. Onur Bey. Benim. Kusura bakmayın, sizi görünce şaşırdım. Telefonda konuştuk, tanıştık ama ben karşımda bu kadar genç birini beklemiyordum. Sizi şaşırttım o zaman. Buyurun. Kesinlikle. Ay. Ne olur yanlış anlamayın ama genel bir kanı vardır ya, büyük ve güçlü bir şirketiniz var. Ben de o yüzden karşımda daha olgun birini bekliyordum. Teşekkür ederim. Rahmetli dedem beni çok kısa zamanda yetiştirdi. Akıl yaşta değil baştadır derler. Onur Bey, öncelikle sizi kutlamak istiyorum. Muhteşem bir proje bu. Ben de sizi kutluyorum. Yani ilk defa çalışıyoruz ama bizi çok iyi tanımışsınız. Ne istediğimizi çok iyi kavramışsınız. O yüzden çok güzel bir lansman olacağından şüphem yok. Umarım. Bu lansman bizim ajansınız için de çok önemli. O zaman bir an önce çalışmaya başlayalım. Peki. Buyurun. Kolay gelsin. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur odasında mı acaba? Evet efendim. Seçil Hanım'la görüşmedeler şu an. Siz buyurun, ben haber vereyim. Yok, haber vermeyin. Rahatsız olmasın. Ben önce bir Filiz'e uğrayayım. Peki. Ay, Pelin su arıyor. Bakalım, bakalım oradaki planlarımız nasıl ilerliyor, değil mi yavrum? Efendim Pelin sucuğum. Seçil şu anda Onur'un odasında. Harika. Ha, kız dediğin kadar varmış gerçekten. 2 dakikada Onur'la kaynaştı. Bu şekilde devam ederse planımız takır takır işler. Bu kız Lale ve Onur'u ayırır. Herhalde tatlım, yani biz onu oraya seçtik de koyduk, değil mi? Neyse, planın ilk detayları bu kadar. Sende ne var ne yok? Ay şimdi benimki gerçekten çok uzun hikaye. Ama şu kadarını söyleyeyim ki daha şimdiden şahane. Ay gerçekten mi? Çok merak ettim. Neyse, en kısa sürede anlatırsın bana. Öpüyorum seni, hadi bay bay. Bunlar yine bir şeylerin peşinde. Aramızı bozacaklarmış. Çok beklersiniz. Lale. Nasılsın Filiz? Ay iyiyim. Ay ben de Kocito'ma bakıyordum, yine kayboldu ortalıktan da. Ben de Onur'a uğramaya geldim de toplantısı varmış. Sen Seçil diye bir hanımefendi tanıyor musun acaba? Seçil Hanım. Kim ki o ya? Yok, tanımıyorum yani. Tanışırız. Tanışırız. Lale var ya. Küçücük bebeğinle her yere yetişiyorsun. Yetişirim tabii. Kuş uçurtmam burada. Beklediğimize değdi. Son yaptığım değişiklikler yerinde olmamış mı sizce de? Ay kesinlikle Onur Bey, çok güzel oldu. Merhaba. Aşkım merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Onur, bugün böyle gergin bir de heyecanlıydın ya, yanında olmak istedim. İyi yaptın. Çok güzel bir sürpriz oldu bana da. Tanıştırayım. Eşim Lale Sarıhan. Merhaba. Seçil Hanım da bizim lansmanımızı hazırlayan ajansın yetkilisi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Biz de işte son düzenlemeleri yapıyoruz. Tamam, siz çalışın. Ben buradayım. Burada beklerim. Çalışın. Aşkım sen de bir baksana. Nasıl olmuş? Hep fikrim sarar. Aşkım bitirmişsiniz zaten. Çok güzel görünüyor. Beğenmeni sevindim. Ay şahane. Ya Onur, sanki birkaç eksik varmış gibi hissettim.
yani yapıdan, binadan bahsetmiyorum. O tabii senin işin, çok daha iyi bilirsin ama... böyle daha sıcak olabilir mi acaba dedim. Ne gibi? Yani... mesela burada pusetiyle dolaşan bir anne olabilir. Çok sıcak görünebilir mesela. Orada havuz var. Orada genç bir çocuk kitap okusa. Bu kadar çok çimenlik alan var. Orada çocuklar koştursa, yemek yese. Bir amca mesela köpeğini gezdirse. Daha yaşanılabilir bir hale gelse diye düşündüm. İnsanlar evi almadan önce bu gerçek hayatın hayalini kurmaları gerekiyor bence. Bilmiyorum, yine de sizin fikriniz. Yani aşkım, çok güzel şeyler söyledin. Düşününce şu anki hali bana da biraz soğuk geldi. Bence de küçük ufak eklemeler ve daha güzel olabilir. Ben hemen ilgileniyorum. Tamam, lütfen. Onunla ilgilenelim o zaman Seçil Hanım. Aşkım, ben yapmak istiyorum. İstersen ben hazırlayabilirim. Hayatım, tamam ama yani şu an çok vakit de yok. Sen yorulma. Ama ben hızlıca hallederim. Biraz elim hızlıdır. Yetiştiririm ben. Biliyorum hayatım. Lale bu konuda inanılmaz yeteneklidir. Zaten göründüğü gibi Lale'nin şahane bir hayal gücü var. Ya aşkım, beni şımartıyorsun ama ya. Ne güzel. Böyle baktıkça eksikleri görebiliyorum daha çok. Mesela onun şey de yapılabilir. Birkaç tane hayvanlar için kulübe yapılır. Onların kapısına mama kapları falan konur. Çünkü insanlar sürekli yemeklerini falan konteynere koydukları için kapalı alanda... hayvanlar boş boşuna açsız kalmazlar. Oralara yemekleri koyarlar ya da mama koyarlar. Bence güzel olur. Yani aşkım, çok güzel düşündün. Çok merhametli bir davranış olur. Evet, her şey hazır. Evet Onur Bey. Projenin tanıtım ayağında da her şey hazır. Reklamların asılacağı billboardların da yerleri belli oldu. Ah, yarın bir gazeteci sizinle röportaja gelecek. Onu da tekrar hatırlatayım. O da aklımda. Yani acaba projenin reklamı daha mı farklı olsa? Bir sosyal sorumluluk projesine başlasak. Hem iyilik yapmış oluruz hem de ismin duyulur. Mantıklı hayatım. Madem sokak hayvanlarından yola çıktık, yani hemen bir talimat vereyim, birkaç dernekle falan bir görüşelim bakalım. Aynen, hem böyle belli bölgelere böyle köpek için, kedi için kulübeler falan yapılır. Üzerine de projenin ismi yazılır. Yani billboard'dan daha etkili olur diye düşünüyorum, akılda kalır. İşte benim işim. Aşkım, çok güzel. Bundan sonraki bütün projelerde beraber çalışacağız. Ben seni bırakmam bu saatten sonra. Bununla ilgili hemen arkadaşlara talimat verelim. İşte dernekler, belediyeler falan hepsiyle bir görüşsünler detaylıca. Ona göre bir yol alalım diyorum. Tamam, emir büyüsün. Ben de iş teklifinizin geri dönüşünü size yapacağım. Onur Bey, yarın tekrar son bir kez gözden geçiririz. Ben şimdi izninizi istiyorum. Tamam, elinize sağlık. Zaten lansman öğleden sonra. Saat 2 diyelim mi? Evet, 2 diyelim. 2. Evet, 2 bana da uygun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Size de kolay gelsin. Teşekkürler, ellerim dolu. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Harikasın sen, harika. Çok güzel şeyler buldun aşkım. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ayrıca bu kadar yetenekli bir karın varken gidip başkalarıyla çalışmanı aklım almıyor yani. Haklısın. Ama bundan sonra hep sizinle çalışacağım. Lale Hanım. Anlaştık, konuşuruz. Hay hay. O zaman bunu bir yemekte konuşalım mı şimdi? Aslında tatlı olsa fena olmaz. Tamam, tatlı da olur. Hadi çıkalım o zaman. Hadi gidelim. Aşkım, Emir uyudu mu? Uyudu canım. Ya dadayı ne yaptınız, merak ettim. Ya Onur, tanıştık. Çok tatlı bir kadın. Ben çok sevdim. Tanıyınca sen de çok seveceksin. İyi bari, sevindim. Ben de aşkım bir haftadır çok yoğundum yani, sizinle ilgilenemedim. Ama tanışmak istiyorum en kısa zamanda. Evet evet, en kısa zamanda tanışırsın. Onur, bu
gece erken yatarız değil mi? Yoruldun mu sen? Evet çok. Ben hemen karımın yorgunluğunu alırım. Nasıl? Ay onu masaj mı yapacaksın? Ne zamandır yapmıyorsun ya? Masaj da yaparım. Ama sürprizim başka tabii. Ne? Sürpriz ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Şu an jacuzzi'nin içi sıcak suyla dolu. Her tarafta da mumlar var. Ya Onur, sen harikasın. Şimdi benim karım böyle güzelce uzansın. Bir dinlensin, keyif yapsın. Sen de yorgun değil misin? Keyif yapardın yani, dinlenirdin. Çok yorgunum. Çok mu? Gidelim o zaman. Gidelim mi? Gidelim. Madem yorgunsun. Ay Onur. Sen şimdi yürü be. Bağırma bebek, uyan gel. Tamam. Hadi gel anne. Gidelim anne. Gel aşkım. Gidelim anne. Gel. Verelim mi öpücük? Gel. Aha, gel. Ay aşkım. Oh. Oh. Babayı da öpücük. Oh. Koçum benim. Koçum, koçum. Aşkım ya. Ha. Her geçen gün siması daha bir değişmiyor mu? Evet ya. Hayır yani bayağı bir bana benzemeye başladı. Baksana. Yok ya, bence bana benziyor. Yani tamam, senden de benden de bir şeyler alıyor tabii de. Şöyle bir detaylı bak. Bak mesela bak. Gözler, burun, dudak falan. Aynı babası. Aynı babası. Geriye ne kaldı ki zaten Onur? Geriye ne kaldı biliyor musun? Şuna bak. Şu tatlı yanaklar kaldı geriye. Ay evet, yanaklar aynı ben ya. Aynı annesi gibi. Aşkım. Tatlı. Aynı aşkım. Annesi gibi tatlı bu. Ha. Ben dayanamayacağım, dur. Bir şey göstereceğim sana. Ne gösterecek misin anne bize? Ha? Ta 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 tam. Evlilik kıyafeti. Ya baksana Onur ya. Aşkım şuna bak ya, damat oluyor benim oğlum. Aa ne kadar güzelmiş o. Ne kadar güzelmiş o sumakin. Benim oğlum çok da güzel taşırmış onu. Değil mi annesi? Aynen öyle, benim kavalyem olacak mevlid kıyafeti. Çok güzel. Şuna bak. Şu papyonun tatlılığına bir bak ya. Bak buna. Hadi hazırlanın mı, süslenin mi aşkım? Anne giydirsin mi seni? Hadi. Anne giydirsin mi? Ha? Aşkım o zaman ben sizi bırakayım. Hem bizimkileri de görmüş olur. Tamam, ben bir Hikmet Hanım arayacağım. Bir ilgilensene Emre'yle. Tamam. Efendim Laleciğim. Hikmet Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim. Ya akrabanız rahatsızlanmış, her şey yolunda mı? İyi mi şu an? Ah çok iyi canım. Çıktı hastaneden, evinde dinleniyor. Anladım. Peki bugün gelebilecek misiniz? Tabii geleceğim. Tamam. Emir'in mevlidi var da annemlere gideceğiz. Oraya gelirsiniz olur mu? Ben size adresi gönderirim. Tabii Laleciğim. Sen ver bana, ben oraya geleyim. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay harika bir gün beni bekliyor. Hadi bakalım başlasın şimdi bu değişim. Ay, çok heyecanlıyım. Ay. Bunun kenarlarını yapabildim de bu işte arada kaldı. Asıl sen buna bak, 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 bak. Ay bak, bak. Nasıl? Ay anneciğim, Lale bunları görünce var ya çok sevinecek ha. Bayılacak değil mi? Zaten Mora hiç dayanamaz o. Ama tabii yine onun kayınvalidesi böyle böyle bakacak üstten üste. Allah'tan İsmet Hanım var da onun yanında pek bir şey yapamıyor farkındaysan. Ay anne sorma valla. Ay valla yatsın kalksın sana dua etsin ha. Sayende iki örf adet ne onu öğreniyor yani. İyi ki de senin gibi dünürü var. Aman o kıymetini bilmez ki Allah aşkına, ona ne öğreteceğim ben? Bak şimdi gör, Allah ne görgüsüzlükler yapacak. Artık ne savuracak o paraları, nasıl göstere göstere gözümüze sokacak. Ama olsun, ben bu organizasyonu ona hediye ettim. Güle güle harcasın. Anne, ya hakikaten sen nasıl oldu da yani bu mevlid organizasyonunu ona verdin? Hakikaten ha. Vallahi bir hayır işlemek geldi içimden. Başımın gözümün sadakası dedim, verdim. Çünkü? Çünkü? Sünnet benim.
Anne, ay anne sen çok fenasın. Ay fena mıyım? Ay fena değilim, hayır. Ben ileriye yatırım yapan bir prodüktörüm. Ay annem ya. Şimdiden plan yapalım, ne olur ne olmaz. Ya Ayşegül, röportajla ilgili mail attın mı? Şahane. Evet evet, evdeyim. Evden çalışıyorum. Odaklanmam lazım, yetiştirmem gereken bir ton iş var daha. Onlara bakıyorum. Sen sabahki toplantıyı kaça aldın? Tamam. Tamam, bir şey olursa ararsın. Sağ ol, iyi akşamlar. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kobostancı danayı yemesin lahanayı. Uyudu mu? Uyudu aşkım. Aşkım, unutmadan söyleyeyim ya. Bugün bir dergiye röportaj verdim. Onlar illa seninle de görüşmek istiyorlar. Yani birkaç soru soracaklarmış. İşte bir de Emir'le beraber böyle bir aile fotoğrafı falan. Ben de tamam dedim. Sonuçta hatıra olacak. Tamam canım, yaparız tabii. Aşkım, her konuda olduğu gibi işte de bana destek olduğun için teşekkür ederim sana. Rica ederim. Aşkım, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum işle ilgili. Konuşalım hayatım. Şimdi öğretmen alımları yapılacakmış da ben de tercihimi yapmak istiyorum. Ne dersin? Şansını denemek istiyorsun. Öğretmenlik mi yapmak istiyorsun? Evet, zaten mesleğim bu. Niye şaşırdın? Şaşırdım çünkü daha önce böyle bir şey konuşmadık. Yani Emir büyüdüğü zaman benim yanımda çalışacağını konuştuk. Hepsi bu. Tabii onu da konuştuk da benim şimdi puanım öğretmen alımına çok müsait yetiyor. Bir de çok fazla öğretmen alımı yapacaklarmış. Şansım çok yüksek yani. Lale'cim, bu şu an için doğru bir adım olmaz. Nasıl doğru bir adım olmaz? Ne demek istiyorsun, ben anlamadım. Birincisi, Emir daha çok ufak. Annesinin yanında ister. Onun kokusunu içine çekmek ister. İkincisi, eğer çalışacaksan illa bu benim yanımda olmalı, yani aile şirketinde. Nasıl yani? Ben mesleğimi yapamayacak mıyım? Lale'cim lütfen bunu tartışmayalım bile. Bu çok mantıksız bir konu. Onur, ben boşuna öğretmenlik okumadım. Sen nasıl kendi mesleğini yapıyorsan ben de kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Mümkün değil hayatım. Şu an mümkün değil böyle bir şey. Biz de bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Güzel güzel gidelim, gel yatalım, kapatalım konuyu, tamam? Ben konuyu kapatmak istemiyorum. Şansımı denemek istiyorum Onur. O zaman şansını dene Lale'cim. Şansını dene. O zaman bana niye soruyorsun ki, ben anlamadım. Ne istiyorsan onu yaparsın yani. Onur, neden böyle tepki veriyorsun ama? Lale, biz bu düzeni kolay kurmadık değil mi? 10 aydır birçok şeyle uğraştık. Her seferinde de bir yol bulduk, kurtardık değil mi? Sen şimdi tekrar düzen bozmaktan bahsediyorsun. Hayır, ne bu ısrar, ben anlamıyorum ki. Sen öğretmenlik yapacaksın da ne olacak? Onur, sen benim mesleğimi mi küçümsüyorsun? Bana yine aynı şeyi yapıyorsun. Benim mesleğini küçümsediğim falan yok. Mantıklı konuş benimle Lale. Benim düşündüğüm her şey çok mantıklı zaten. Sen bencillik ediyorsun. Ha, ben bencilim öyle mi Lale? Senin artık beni suçlamandan sıkıldım, yeter. Ben her şey düzelsin diye onca emek veriyorum. Ama sen illaki bir şey buluyorsun, çomak sokuyorsun, bizim huzurumuzu kaçırıyorsun. Yordun beni, yordun. Yordun.
ya. Her şey yolunda giderken illa bir sorun çıkacak değil mi? Şu hayatta iki gün huzur istiyorum ya. Sadece iki gün. Ama yok. Bu sefer gerçekten ben haklıyım Lale Hanım. Kusura bakma. Ha ben bencilim öyle mi Lale? Senin artık beni suçlamandan sıkıldım. Yeter. Ben her şey düzelsin diye onca emek veriyorum. Ama sen illaki bir şey buluyorsun, çomak sokuyorsun, bizim huzurumuzu kaçırıyorsun. Yordun beni. Yordun. Yordun. Çocuklar kimseyi aramadı mı bu Lale? Mesaj falan da mı bırakmadı çocuklar? Ay yok anneciğim hiç aramadı, mesaj da atmadı. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Ay acaba Onur eniştem ne diyecek ya? Ha? Ne diyecek Nünüm? Hayır diyecek tabii ya. Ya şimdi böyle bedavaya bir sürü tartışacaklar. Ondan sonra alışına, başına şeyine işte yani. Ben diyorum sizi aramayalım diye. Bir de cümle kurabilsen. Bir kere Onur son derece anlayışlı bir çocuk. Hepimiz biliyoruz. O yüzden düşünecek, taşınacak, mutlaka çok olumlu bir yanıt verecek. Ay evet anneciğim vallahi çok doğru söylüyorsun. Acele alemin çalışmak istemesi en doğal hakkı ya. Buna bak kurtuluş. Onur eniştemle kendini bir tutması. Allah Allah. Göreceğiz bakalım Nülüfer. Hadi tamam göreceğiz bakalım. Nergis sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nergis. Heh. Efendim anneciğim ne diyorsunuz? Ay çok özür dilerim ben seni uyandırdım yavrum. Sen nerelere gittin yine? Anneciğim ya Lale ablamı düşünüyordum ben. Şu tesadüfe bak biz de Lale'ye konuşuyorduk şimdi. Ama sen Everest tepesinde olduğun için duyamadın. Ben şey yapayım. Çaylar şey olmuş ben gideyim tazeleyeyim. Sen var ya. Sen yine başımıza bir gelecek var yani. Sen yine böyle daldırmaya başladın. Bizim başımıza gelecek var. Ay yok. Böyle beklemekle olmaz. Vallahi şiştim beklemekten ya. İyi. Ya Onur eniştem yanındaysa? Ama yanındaysa yanında canım. Bir şey uydururum. Heh. Efendim abla. Ablacığım, ablacığım ne yapıyorsun? Onur eniştem yanında mı? Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Çok merak ediyorum ya. Konuştuk abla. Ha, ne dedi? Ne desin ya? Deliye döndü vallahi kapıyı çarpıp gitti. Ne? Nerede yavrum? Hey yavrum ne oldu? Hey ne oldu? Nerede nerede oturdu başa? Bir yere mi sıkıştırdın? Hey yandım yavrum nerede? Sıcak su. Sıcak su. Nerede? Dalaş. Lütfen. Yandın mı? Anne yok. Anne öyle bir şey yok. Anneciğim öyle bir şey yok. Yok. Yok Onur eniştem kapıyı vurmuş çekip gitmiş. Lale ile konuşuyordum da. Ne diyorsun ya? Ben dedim işte ya. Lale, abi kızım kafam karıştı. Ne oluyorsun? Nilüfer'in söylediği doğru mu? Anne, çok sakin bir şekilde anlattım derdimi. Sonra böyle birden alev aldı konuşma. Ben anlamadım. Kapıyı vurdu gitti. Ya bir şey soracağım Lale. Hani bizim sülalede böyle bir huy var ya. Hani acaba sen hani sakin sakin konuştum derken acaba damarına basmış olabilir misin Onur'un? Hayır anne. Ya bu benim hayalim dedim ya, öğretmenlik falan dedim, anlattım güzelce. O da dedi ki hani Emir çok küçük, buna ne gerek var şimdi dedi. Evlilikte olur öyle şeyler ama cilve yapıyorsunuz işte birbirinize. Ben sizin bir orta yol bulacağınızdan eminim. Sağduyulu konuşuyorum, farkında mısınız? Anne ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Ay Onur işimi aileme tercih ettiğini düşünsün istemiyorum. Elbette öyle düşünmez hayatım. Bak şöyle bir durum var şimdi, tamam. Biz çok uzun süre bekledik ya senin öğretmenliğini. Hani bir anda sevindirik olduk. Tabii Onur daha objektif bakıyor. Bakıyor yani ne olacak ne bitecek. Ona göre en doğru kararı verecektir. O da şokta şimdi. Eve tekrar döner yavrum. Sen hiç merak etme. İnşallah anne. Ya ben Onur'u ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Bak evlilikte kurallar şöyledir. Siz de dinleyin. Mesela bir taraf ateşse öbür taraf su olacak. Sonra ortayı ılıştıracaksınız. Tamam mı yavrum? Bak canım benim, kararın ne olursa olsun ben senin arkandayım. Ve seninle gurur duyuyorum yavrum. Anne çok teşekkür ederim. Vallahi seninle konuşmak o kadar iyi geldi ki. Hadi hiç üzülme annem, hiç üzülme. Bir güzel uyu. Onur dönecek.
Annene güven. Tamam, iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.